Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, nasıl hissettiğimizi söyleme, iyiyizdir, kötüyüzdür, nasıl hissediyorsak değil mi? Belli başlı kalıplar vardır güzel Türkçe'de, Almanca'da da var. Bunları görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, karşımızdaki kişiye nasıl olduğunu soracak olursak, Wie geht's dir sorusunu sormamız gerekiyor. Demek ki Wie geht's dir nasılsın demekmiş arkadaşlar. Burada i ve e harfini görüyoruz. I ve e harfini gördüğümüzde ve bu şekilde yazıldığında i harfini uzatıyoruz ve wie diyoruz arkadaşlar. Demek ki oradaki e'yi yok saymış oluyoruz. Demek ki wie nasıl anlamına gelmiş oluyor. Gehen arkadaşlar, gehen gitmek demek, ancak bunların ayrıntılarını sonraki derslerimizde göreceğimiz için hani kafanızda soru işaretleri vardır diye üstünde duruyorum. Bakın burada wie geht's yazılmış değil mi? Bunun açılımı geht is arkadaşlar. Demek ki geht is şeklinde de aslında yorumlanabilir. Dolayısıyla wie geht is dir ya da wie geht's dir, her ikisi de doğru arkadaşlar. Bu onun kısaltılmış şekli olarak da düşünülebilir. Dediğim gibi bunu kalıp olarak görelim şimdilik. Demek ki nasılsın demek wie geht's dir demekmiş Almanca'da. Şimdi nasıl olduğumuzu ifade edecek olursak, ben bunu yüzdeler halinde yazdım. Bu tabii ki %100 bu doğrudur diyemeyiz. Kafanızda bir şekil olsun diye ben bu şekilde orantıladım. Şimdi %100 olarak bakacak olursak, süper hissediyorum dediğimizde, değil mi, adı üstünde, bu müthiş hissettiğimize gösterir. Dolayısıyla ben bunu es geht mir super demiş oluyorum. Demek ki süper hissediyorum diyecek olursam es geht mir super demiş oluyoruz arkadaşlar. Burada mir bana demek. Tabii ki güzel Türkçe'de bu bana iyi gidiyor, süper demeyiz değil mi? Ne deriz? Süper hissediyorum deriz. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığına baktığımızda es geht mir super dememiz gerekiyor. Az önce söylemiş olduğum gibi bunların ayrıntılarına zamanı geldiğinde değiniyor olacağız. Bu sebepten şimdilik bunları kalıp olarak görelim. Bu şekilde öğrenelim arkadaşlar. Demek ki süper hissediyorum dediğimizde Almanca es geht mir super dememiz gerekiyormuş. Değil mi? Bunu da %100, 100% olarak ifade ettim. Super yerine %100 ifadesi olarak Spitze de diyebiliriz arkadaşlar. Spitze aslında Almanca'da doruk anlamında, uç, doruk. Yani güzel Türkçe'de de öyle deriz ya, doruklarda hissediyorum, müthiş hissediyorum deriz ya. Bu da onun karşılığı olmuş oluyor. Dolayısıyla es geht mir Spitze demiş oluyorum. Spitze, evet, S ve P harflerini bir arada gördüğümüzde, ki bunu alfabe ders videosunda ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Şp şeklinde söyleniyor. Dolayısıyla Spitze, müthiş hissediyorum değil mi? Doruklarda harikulade hissediyorum anlamına gelmiş oluyor. Es geht mir wunderbar. Wunderbar, bu da müthiş demek. Arkadaşlar aslında şu %100 de ifade etmiş olduk. Hepsi aslında müthiş anlamında. Dolayısıyla biri birisinden farklı değil. Dolayısıyla dilediğinizi kullanabilirsiniz. Wunderbar da, wunderbar kelimesi, bu da gene müthiş anlamında. Dolayısıyla müthiş hissediyorum diyecek olursak es geht mir wunderbar demiş oluyoruz. Es geht mir wunderbar değil mi? Tabi burada birazdan bu telaffuz çalışmasında da buna değiniyor olacağım. Cümlenin melodisine de dikkat etmemiz gerekiyor. Es geht mir wunderbar demeyiz değil mi? Müthiş hissediyorum deriz değil mi? Güzel Türkçe'de de öyledir. Müthiş hissediyorum demeyiz. Dolayısıyla müthiş hissediyorum. Es geht mir wunderbar derim. Bir sonrakine baktığımızda arkadaşlar, sehr gut. Evet, sehr gut yapısını görüyoruz. Gut iyi demek arkadaşlar. Sehr gut
çok iyi. Dolayısıyla çok iyi hissediyorum diyecek olursak Almanca karşılığı es geht mir sehr gut demiş oluyoruz arkadaşlar. Es geht mir sehr gut, çok iyi hissediyorum anlamına gelmiş oluyor ki bu da 100% yani %100 olarak ifade ediliyor. Tabii yeri geldiğinde bunları da değiniyor olacağız. Yüzde işareti Almanca'da sayıdan sonra geliyor. Güzel Türkçe'de sayıdan önce geliyor, öyle değil mi? Dolayısıyla Almanca'da bu tam tersiymiş. 100% şeklinde, değil mi? Bu şekilde ifade ediliyor. Demek ki burayı toparlayacak olursak %100 ifadesi, yani müthiş hissediyorum derken aslında birçok alternatifimiz var. Neymiş bunlardan birisi? Es geht mir super, süper hissediyorum, değil mi? Hatta es geht mir super deriz, değil mi? Spitze, es geht mir spitze, müthiş hissediyorum. Es geht mir wunderbar, müthiş hissediyorum, değil mi? Muhteşem. Es geht mir sehr gut, sehr gut, çok iyi. Demek ki bunlar, değil mi, coşkuyla söylenecek cümlelerden. Evet, bir tık aşağı iniyoruz şimdi. 80% yani %80'lerde, evet %80 belki de %90 da diyebiliriz. İyi hissettiğimizi söyleyecek olursak bunun için good, good iyi demek arkadaşlar. İyi hissediyorum derken es geht mir gut demiş oluyoruz. Demek ki iyi hissediyorum diyecek olursak es geht mir gut diyecekmişiz. Evet. Şimdi iyi hissetmiyorum diyecek olursak ve bunu 40'larda tutalım. Es geht mir nicht gut. Evet, iyi hissetmiyorum derken es geht mir nicht gut. İyi değilim, değil mi? İyi değilim derken bakın gut arasındaki farkı. Sehr gut, çok iyi. Gut, iyi. Nicht gut, iyi değil. Demek ki burada bir olumsuzlama var. Bu olumsuzlamayı da İleriki derslerde o kadar ayrıntılı görüyor olacağız ki arkadaşlar. Ama şimdilik burada iyi değil diyecek olursak nicht gut dememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben iyi hissetmiyorum diyecek olursak es geht mir nicht gut dememiz gerekiyor. Bir tık aşağı indik. 20% yani %20'lerdeyiz. O zaman schlecht. Evet, alfabe konusunda görüyor olacağız bunu ama gene şimdiden de söylemiş olalım. S, C, H harflerini bir arada gördüğümüzde arkadaşlar bu güzel Türkçemizdeki Ş harfine denk düşüyor. Dolayısıyla schlecht, kötü demiş oluyoruz. Evet, C, H burada da Ş şeklinde ifade ediyoruz. Ş. Tek başına tabii yapması belki güç olabilir. Bazınız belki yapıyor olabilir. Schlecht, schlecht. Demek ki schlecht kötü demekmiş. İyi, yani kötü hissediyorum derken es geht mir schlecht diyormuşuz, değil mi? Yani bunu da %20 ile ifade ettim. Belki %10, %15 de olabilir, %30 da olabilir. Onu kendiniz karar verin. Evet, artık furchtbar sıfırla ifade ettim. Bu artık berbat. Allah göstermesin. Kötü, yani kötüden de şey artık yerlerde anlamına gelen furchtbar, furchtbar, furchtbar arkadaşlar berbat demek. Dolayısıyla berbat hissediyorum. Sıfırla ifade etmişim, değil mi? Bu da o zaman es geht mir furchtbar demem gerekiyor. Tabii burada melodi, cümlenin melodisi ne oluyor arkadaşlar? Aşağı doğru iniyor, değil mi? Kalkıp bunu daha coşkulu bir şekilde söylemem saçma olur. Dolayısıyla bunu koyu bir tonda söylemek gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla es geht mir furchtbar denildiğinde berbat hissediyorum demiş oluyoruz. Bir de %50 ile ifade etmiş olduğumuz 50% naja es geht. E işte. Ne deriz güzel Türkçe'de? E işte, idare ediyoruz. Değil mi? Naja es geht. E işte. İdare ediyoruz anlamına gelmiş oluyor. Bu da 50% ile gösterilmiş oluyor arkadaşlar. Burada dikkat çekmek istediğim nokta da şu. Evet, zaman zaman tabii bunu Türkçe ve Almanca ile gidip gelirken insan
Türkçe'de de hata yapabiliyor. Kusura bakmayın o sebepten arkadaşlar. Şimdi buraya bakacak olursak eski etmeye şöyle diyemeyiz bunun için. Zaman zaman böyle hatalar olabiliyor. Eski etmeye ne ya eski et gibi kullanan arkadaşlar olabiliyor. Ya da işte eski etmeye ne ya eski et. Dediğim gibi bunlar hatalı. Doğrusu bu arkadaşlar. Ne ya eski et. E işte idare ediyoruz anlamına gelmiş oluyor. Ve bu da 50% %50 ile ifade ediliyormuş. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Demek ki es geht mir gut denildiğinde değil mi? İyi hissediyorum değil mi? Bunu %80 ile ifade etmiş oluyoruz. Es geht mir nicht gut, iyi hissetmiyorum değil mi? İyi değilim anlamına gelmiş oluyor. Es geht mir nicht gut. Es geht mir schlecht. Evet, schlecht. Kötü dedik. Kötü hissediyorum derken es geht mir schlecht demiş oluyoruz. Ve Allah korusun furchtbar neydi? Berbat demekti. Berbat hissediyorum derken es geht mir furchtbar anlamına gelmiş oluyor. Ve %50'lerdeysek eğer işte şöyle böyle idare ediyoruz anlamına gelen naja es geht. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Es geht mir super. Es geht mir super. Es geht mir spitze. Es geht mir spitze. Es geht mir wunderbar. Es geht mir wunderbar. Es geht mir sehr gut. Es geht mir sehr gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir nicht gut. Es geht mir nicht gut. Es geht mir schlecht. Es geht mir schlecht. Es geht mir furchtbar. Es geht mir furchtbar. Naja, es geht. Naja, es geht. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde karşımızdaki kişiye nasıl olduğunu sormayı ve alternatif cevapları vermeyi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.